zamandır çoğu insanın aklını meşgul eden bir soru var. Birinci ve ikinci dünya savaşını tek parça olarak mı kabul etmemiz gerekiyor şeklinde. Bence önemli bir soru çünkü burada maksat karmaşa yaratmak değil, bizzat durumu izah etmek. Aslında birinci dünya savaşının kırılımını sadece yenik devletler üzerinden okuduğumuz için ciddi bir yanılgı içindeyiz. Çünkü neden sonuç ilişkisi çizdiğimizde anlaşılır bir noktaya gitmek istiyoruz. Ayrıca yine ister istemez yaptığımız şeylerden biri de olayı kendi özelimize indirgemek. Bunun da gayet insani ve anlaşılır bir durum olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı da kimseyi suçlayamam. Nasıl ki Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasının nedeni veya nedenlerine dair daha önce kaotiktir ifadesini kullanmışsam bu durum sonuçları için de geçerli. Haliyle buna yönelik daha birçok farklı başlığı burada inceleyebilirsiniz. Birinci Dünya Savaşı'ndan İkinci Dünya Savaşı'nın başına götüren tarihsel perspektifte işi salt anlamda milliyetçiliğe bağlamak da açıkçası kolaya kaçmak olduğunu düşünüyorum. Çünkü milliyetçilik henüz evrimini tamamlamamış bir ideal olduğu kanaatindeyim. Her ne kadar milliyetçiliğe dair bu konu irdelendiğinde, faşizm gibi bir travmanın hafızalarımızda yarattığı korkunç hatıralar olsa bile ben henüz milliyetçiliğe son noktası konulmamış bir roman hüviyetinde sahip çıkıyorum. Hiç olmazsa ben böyle düşünüyorum. Her neyse, klasik bakış açısı üzerinden dilerseniz ilerleyelim. İlerleme algısı beraberinde mütecaviz yani saldırgan fikirlerin kolay hedef kitlesini yakalamasına neden oldu. Baktığınızda Liszt veya Chopin gibi insanların elinde romantik bir figür haline duran milliyetçilik 20. asrın başında karşı konulmaz bir merkez haline dönüştü. Haliyle milliyetçilik artık kişi merkezi değil, devlet tarafından yönetilecek bir fikir olmalıydı. Bu ifadeler doğru olabilir fakat klasik bakışa sorular yöneltmeden bir farkındalığa ulaşabileceğimizi açıkçası düşünmüyorum. Burada aranan cevaba ulaşmakta milliyetçiliğin modernist teorisyenleri, işte kimdir bunlar? Ernest Gallagher, Eric Hobsbawm, Benedict Anderson gibi simaların ifadeleri üzerinden süreci okumaya, daha doğrusu anlamaya çalışıyoruz. O yüzden daha derin katmanlı soru ve sorunlar karşımızda duruyor. Zaten sosyal bilimler görünüşte uzlaşılamayan iki uyumsuz bakış açısı arasında salınır. Nesnelcilik ve öznelcilik. Bu temelde tıpkı Pierre Bourdieu'nun belirttiği gibi bu iki ifadenin temelindeki ikililikleri aşma çabasına girmemiz gerekiyor. İlla ki sonuca ulaşmayı beklemiyorum. Bence bu bitmeyen savaş ifadesinde sizlerde net sonuca ulaşmayı beklemiyor. Öncelikle bir savaşın nedenlerini alt alta dizdiğimizde paradigmalar determinist ve kadercidir. Bu doğrultuda ilerlediğimizde tıpkı Birinci Dünya Savaşı öncesinde olduğu gibi 2. Dünya Savaşı öncesinde de bu kez sistemler ve liderler devreye giriyor. Sistem ve liderliğin evveliyatına baktığımızda birçok farklı örneği burada verebiliriz. Genelde söylenen modern anlamda uluslararası ilişkilerin başladığı ve uluslararası sistemin oluşturduğu genel olarak kabul gören Westfalen Barış Anlaşması'dır. Fakat daha erken bir tarihten süreci başlatalım dilerseniz. 1815 Viyana Kongresi ile başlayarak 1914'e kadar geldiğimizde Avrupa'nın ahengi nasıl bozulmuştur? Bu önemli bir soru çünkü buradan hem 1. Dünya Savaşı'na hem de 2. Dünya Savaşı'na süreci bağlayabiliyoruz. Pekala. Soru içerisinde bir başka soru daha soralım. Avrupa'nın ahengi dediğimiz süreçte yaşanan Kırım Savaşı işte 1853-1856 ve 1870-1871 Alman-Fransız Savaşı neden lokal bir bölgede sınırlı kalmış ve dünya savaşına dönüşmemiştir. Hatta 1870-1871 savaşında baktığımızda toprak kaybeden Fransa 1875'te yeniden harekete geçmek istediğinde İngiltere ve Rusya buna engel olacaktı. Demek ki bürokrasi işletilebilirdi lider özelinden gittiğimizde de benzer metaforları görebilirsiniz. Almanya'nın bütünlüğünü tamamlaması sonrasında Otto von Bismarck gibi bir figür ehliyetli davranışlarla genel savaş ihtimalini indirgemişti. Demek ki yapılabiliyor. Yine lider özelinden gittiğimizde 1815-1848 yılları arasındaki Metternich dönemini görüyoruz. Napolyon savaşları sonrası Avrupa'nın dağılan eski düzenini Avusturya Başbakanı Clemens von Metternich ve İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Robert esasında sağlayacaktı. Metternich 1806'da Fransa'da Avusturya elçisi olarak atandığında başlıca üç hedefi şu şekilde belirtir. Birincisi Napolyon'un iktidarına son vermek, ikincisi bozulan Avrupa dengesini yeniden tesis etmek, üçüncüsü ise içinde Avusturya'nın da yer aldığı beş büyük devletin oluşturacağı bir birlik kurmak. Metternich korkunç bir toplumsal facia olarak tanımladığı Fransız ihtilalinin yarattığı milliyetçilik, cumhuriyetçilik gibi sosyal devrimlerin tam karşısında konumlandırarak kendini düzenin devamını savunuyordu. Bu aynı zamanda barışı da beraberinde getirecekti. Buraya kadar aslında her şey doğru bir düzlemde ilerliyor. Fakat gerek 1848 sonrasında Metternich sisteminin çöküşünde, gerek Birinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde, gerek sonrasında ve İkinci Dünya Savaşı'na uzanan iklimde sistem ve liderliğin iyi işletilemediği gibi yerel toplumsal paradigmalarında süreci tetiklediği göz ardı edilemez bitmeyen savaş teorisinde de buna bakmamız gerekmekte. Konuşmamın başında sadece milliyetçi duyguların birinci neden sayılamadığından bahsetmiştim. Köşeye sinen bir kedinin pençelerini göstermesi gayet doğaldır. Savaş sonrası iklimde neyi bekliyordunuz ki? Birinci Dünya Savaşı'nın sonucu olarak ulusal topraklarının yüzde yirmi ikisini kaybeden, beşte biri başka devletlere olmak üzere gayri safi milli hasılatının %136'sına denk borç altına giren, enflasyonda ve ardından işsizlikte 100 yılı aşkın bir süredir beri görülmeyen düzeyde artışa sahne olan ve aynı ölçüde emsali görülmemiş bir işçi eylemleri dalgasıyla karşılaşan bir ülke ve toplumdan ne bekliyordunuz? Burada bahsettiğim Almanya'dır. Birinci Dünya Savaşı'ndaki kırılma cini şişeden çıkardı. Neden sonuç ilişkisiyle izleri takip ettiğimizde bu savaşın etkileri günümüzde de dünya coğrafyasını sarsan ifadelerin temelini oluşturdu. Klasik tabirle domino etkisi. Şunu doğrudan söylemek istiyorum. Bugün anlatmaya çalıştığım 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı'nın tek savaş olduğu iddiasının da ötesine geçiyorum. 1. Dünya Savaşı modern dünyanın tüm kırılımlarını yarattığını düşünüyorum. Bu elbette farklı paradigmalarla temellendirebiliriz. Fakat sürece baktığımızda bu bariz şekilde karşımızda duruyor. Burada ayrıca klasik bir batı düşünce dünyasına da suçlamaya da gitmek istemem. Fakat ortada bazı gerçekler var. O da şu. Ulus devlette somutlaşan aklın idealleri medeni olduğu kadar bu ideallerden kopmasıydı. Aynı şekilde 2. Dünya Savaşı'nın Batı uygarlığının logosunun bir bozulması değil, bunun bir uzantısı olduğunu da anlamak zorundayız. Peki yine klasik ve kronolojik bir tarih akışına dönelim. 11 Kasım 1918, 11'i 11 geçe Avrupa için resmi ateşkesin başladığı zaman dilimi biliyorsunuz ki. Avrupa'da ateşkes bizim için siyah beyaz filmlerde sevinen bir takım insanların görüntüsünden ibaret. Fakat bu savaşı kazanan ya da kaybeden ülkeler için bitmedi cepheden dönen ya da cepheye gidemeyen veya savaş zamanının çocukları için de bitmedi. Zaten bitmesi mümkün değil. Hiç uzağa gitmeyeceğim. Kendimizden pay biçelim. Mondros bırakışması ve onun ardından gelen çatışmalar sonrasında 23 Nisan 1920 ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Ankara'da açılması ve yaşanan savaşlar. Türkiye evet iç huzurunu sağladığı dönemler var. Fakat Cumhuriyetin ilk yıllarında yaşanan isyanları da unutmayalım. Hatta şunu da unutmayalım. Mudanya Ateşkes Görüşmelerinde Türkiye ile İngiltere savaşın eşiğinden döndü. Bugün baktığımızda o savaşın olmaması, yani silahların patlamaması neredeyse bir mucize. Hatta Lozan Görüşmeleri sırasında yaşanan askeri hareketlere bakalım. Şimdi tekrardan özelden globale baktığımızda Aynı durum burada da geçerli. Yani 11 Kasım 1918'den 1 Eylül 1939'a kadar dünya yangın yeri. Silahların patlamadığı, katliamların yaşanmadığı yer dünyada yok. Ayrıca sadece silahların patlaması bitmeyen savaş teorisini kapsamaz. 1929 ekonomik buhranı da bir savaşı beraberinde getirdi. Açlık, yoksulluk ve bilmum zararlara girdi ülkeler. 1918'in hemen sonrasına dilerseniz tekrardan geri dönelim. Birinci ve ikinci dünya savaşını tek parça olarak kabul eden tarihçiler, tarihi potansiyellerin kaçınılmazlık sorunundan bahsederken bazı maddeleri sıralarlar. Bu maddeler üzerinden dilerseniz gidelim. Birinci potansiyel, birinci dünya savaşının Avrupa üzerindeki etkisi olarak belirtilir. İkinci potansiyel, Versay Anlaşması ve iki yüzlük vurgusuyla yapılır. İlk potansiyel bambaşka bir yayının konusu olduğu için ikinci maddeyi biraz açıklamak istiyorum. Versay Anlaşması tüm dünyada kalıcı bir barışı tesis etmeyi amaçlıyordu. Esasında belirtilen durum bu. Fakat burada uluslararası bir güç olan Almanya'nın tamamıyla dünyadan tasfiye edilmesi gibi bir durum söz konusu. Versay anlaşmasının hükümlerinin ağır olduğu görüşü Almanya'da genel olarak kabul gören bir hakikat. Bizim buna dair okuyabileceğimiz ayrıca entelektüel anlamda da bir tutarlılık olarak gördüğüm çalışma ise Keynes'a ait. Keynes'in barışın ekonomik sonuçları çalışmasını mutlaka ama mutlaka tavsiye ediyorum. Keynes, tazminat ve diğer alacaklar için düşman devletlerce yerine getirilebilecek zarar ödemesi üzerine. Fikirlerinde Alman İmparatorluğundaki her ev, fabrika, karayolu, demiryolu ve kanallar, her maden ocağı ve her ormanın sökülüp alınarak kamulaştırılsa ve hazır bir alıcıya, iyi bir fiyata satılsa bile savaşın maliyetinin ve tazminatın toplam tutarının yarısını karşılayamayacağını belirtiyor. Rakamın ne kadar inanılmaz olduğunu siz düşünün. Keynes anılarında ki bildiğim kadarıyla dilimize çevrilmedi ki yanılıyor da olabilirim. Alman onurunun, organizasyonunun ve ahlakının yıkılma sürecine girdiğini, hatta Almanya'nın çökeceği ve uygarlığın söneceği bir gelecek beklemediğini belirterek elimizden geleni yapmalıydık ama karanlık güçler üstümüze çullanmıştı ifadesini kullanacaktı. Özellikle Fransızlar Versay'da bu iktisadi anlamda Almanya'ya değim yerindeyse eziyet çektirdiler ki maddelere baktığınızda bunu sizler de çok rahatlıkla görebilirsiniz. Hatta yine Keynes dahil bazı iktisatçılar Malthus teorisi çerçevesinde bir Orta Avrupa'da kapitalizmin yıkılışı öngörüsünde bile bulundu. Aslında iktisadın konusu olmakla birlikte Malthus teorisi insan nüfusunun artış hızıyla gıda ürünlerinin artış hızı karşılaştırılmasından hareketle bu iki olayın birbirini tetiklemesiyle ortaya çıkacak farkın açlık ve sefalete yani bir çöküşe götüreceğine dair ilkedir. Yine tarihe bir soru soralım. Peki Almanya'ya güllük gülistanlık bir anlaşma mı teklif edilmesi gerekiyordu? Elbette hayır. Fakat dayattıkları barış anlaşması her şeye rağmen her anlamda potansiyeli olan Almanya üzerinde ciddi bir tahakküm kuruyordu. Fakat Versay hakkında onca şeyi anlatmamıza rağmen bir gerçek de karşımızda duruyor. O da veriler. Klasik mantalite her ne kadar olsa da Versay'ı ekonomik yönden bir çöküş olduğu tezi üzerinde dursa da Almanya'da savaş maliyetinin yarattığı parasal genişlemenin yükselişini körüklediğini de görüyoruz. Almanya'nın gayri safi milli hasılası 1920'de tahminen %10 ve 1921'de %7'yi buldu. Tarımdaki durgunluğun sürmesine karşın sanayi üretimine ilişkin göstergeler yukarıya doğru hızlı bir yükselişe geçti. 1920'de %46'yı ve 1921'de %21'i bulan büyüme oranları söz konusu. Evet bir çöküş var fakat buna rağmen bir yükseliş de var. Almanya 1919-1932 arasında tazminat olarak toplam 19.1 milyar altın mark ödedi. Hatta ülkeye giren net sermaye akışı sonucunda ise 27 milyar altın mark elde etti. Ama ağırlıklı olarak özel yatırımcılardan gelen bir paraydı bu. Almanya'nın 1923'te ve 1932'de temerrüde düşmesi nedeniyle hiçbir zaman borç tam anlamıyla geri ödenmedi. Evet, hiper enflasyonu da Almanya yaşadı. Fakat burada parametrelerin çok farklı olduğu açık. Weimar ekonomisi tazminat yüzünden yıkılmadı. Kendi kendine, kendi hataları, esneklikleri yüzünden yıkıldı. Bu sonraki yayınlarımızın konusu olacak. Fakat bir noktada bir şeyi de belirtmek isterim. 1929 ekonomik krizinin Nazizmi iktidara taşıdığına dair genel bir tarihi görüş var. Bu kuşkusuz doğru olmakla birlikte açıkçası sorgulanmayı da hak ediyor. Misal Türkiye'de okuyucuların bildiği Ian Kershaw gibi simalar da bu tezi savunur. Fakat Almanya devlet aklı diyebileceğim güç odakları Versay sonrasında bu hükümlerden kaçınmak için yani Versay'ı delmek için ellerinden geleni yaptılar. Hitler öncesinde Kaiser'i yeniden tahta geçirmeyi bile denediler. Hatta yine Hitler öncesinde birçok farklı darbe girişiminin olduğunu da görüyoruz. En nihayetinde komünizme karşı batılı sermayenin de desteklediği nazilerin yani Hitler'in yanında saf tuttular. Buna dair birçok simayı örnek verebileceğimiz gibi birçok olayı da örnek verebiliriz. Örneği direkt hatta kendimizden verelim. Cumhuriyet'in başlarında Kayseri'de açılan uçak fabrikası aslında Versay Anlaşması'nın 159. ve 213. maddelerinin ihlali. Çünkü Alman Junkers firması kendi topraklarında ve yakın topraklarda uçak sanayisi hakkında araştırma, geliştirme yapamıyor. Haliyle bunu Türkiye'de yapmışlardır. Versay'ın bitmeyen savaş teorisindeki etkisi gerçekten saymakla bitmeyecek bir kalem ve mutlaka burada toprak kaybından da bahsetmemiz gerekiyor. Almanya sömürgelerinin yanı sıra bizzat Reich'ın içinde yer alan yaklaşık %9 toprak parçasını kaybetti. Ama bu topraklar savaş öncesindeki yüz ölçümün ancak %13'ünü oluşturmakta ve bu topraklardaki nüfusun %46'sı Alman değil. Almanlar için demir cevheri yataklarının %80'i, pik demir kapasitesinin %44'ünü, çelik kapasitesinin %38'ini ve kömür kapasitesinin %30'unu kaybetmek bir yakınma konusu. Peki burada işi Dersayda sadece Almanya özelinden anlatmak ne kadar doğru ki genelde böyle anlatılıyor. Bence bu da yanlış. Savaşın kazananları aynı zamanda kaybedenleri oldu. Fransa 1871'de kaybettiği Alsas'ı ve Loren'i geri aldı. Fransız ve İngiliz sömürge imparatorlukları da eski düşman topraklarındaki manda yönetimleri yoluyla genişledi. Suriye ve Lübnan, Irak, Filistin, Kamerun ve Tokoland, Alman Güneybatı Afrikası, Alman Samoası ve Alman Yeni Ginesi gibi yeni topraklar yeni sorunları da beraberinde getirecekti. Edwin Montagu gibi simalar ne kadar plan yaparlarsa yapsınlar artık Amerika Birleşik Devletleri gibi bir güç dünyada onların yerini aldı. Bunun hakkında size bir kitap önermek isterim. Henüz Türkiye'de çevrilmedi. Elliot Roosevelt'in As He Saved. Başkan Roosevelt'in oğluydu. Churchill ile babasının yaptığı görüşmeleri anlatıyor kitapta. İngiltere 2. Dünya Savaşı'nda ne kadar çaresiz kaldığını çok iyi anlatan bir eserdir bu. İngiltere her anlamda adım adım 1919'dan itibaren yara almaya başladı. Bu yaralar bu ülkenin dünya liderliğindeki sonu olacaktı. Bitmeyen savaş teorisinde birinci ve ikinci potansiyeli anlattım. Üçüncü potansiyel bana göre kendi kaderini tayin hakkı olsa gerek. Bunu da açalım. Aslında Henry Kissinger'ın diplomasi kitabında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson'ı göklere çıkarsa da bu konuda sorgulamaya açıkçası muhtaç. Ulusların kendi kaderini tayin ilkesi temelinde meşhur zafersiz barış şeffaf bir görünüşle örtülmüş işgalleri meşru hale getirecekti. Wilson'un öne sürdüğü kendi kaderini tayin hakkında ciddi bir paradoks var. Biz bunu Lozan Konferansı'nın tutanaklarında da aslında görüyoruz. Burada bir ulusun kendi hükümetinin iradesini yabancı halka dayatmasından yana değil. Halklar olarak kabul edilen Avrupa uluslarının yararına olması gerektiğini ileri sürüyorlardı. Haliyle plebisit gibi uygulamalarda büyük hatalar yapıldı. Robert Harris gibi bu işleri bir başarı olarak lanse ediyor. Hatta Bay Harris kitabında Münih'teki görüşmeleri de çok farklı anlamlandırıyor ki Netflix'te filmini yaptığı Münih Savaş Başlıyor diye bence orada çok yanlış değerlendirmeler söz konusu. Wilson'un tasarladığı biçimde, yani bu milletler cemiyetine üye olan devletlerin toprak bütünlüğünü güvence altına almayacak ve gelecekteki toprak düzenlemelerinin kendi kaderini tayin ilkesine uygun olmasını sağlayacaktı. Misal Almanya'yı ele alalım. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Reich sınırının dışında en az 9.5 milyon Alman var. Almanca konuşan toplam nüfusun yaklaşık %13'üne tekabül ediyor. Bu sayı Alsastoren'deki ve Sovyetler Birliği'ndeki Volga Almanlarının da katılması halinde daha da artacak olan bir rakam. Kendi kaderini tayin hakkı ve plebisit barışın yol göstericiliğinden ziyade karmaşanın nedeni oldu. Yine kendimizden örnek verelim dilerseniz. Lozan konferansında Türkiye iki yerde haklı şekilde plebisit istedi. Birincisi Batı Trakya, diğeri ise Musul. Sonucunda ikisi de reddedildi. Sonucunda ciddi sorunlar da ortaya çıktı. Lozan Konferansı tutanaklarında yazılı. Lord Curzon alenen Kürtler, Araplar okuma yazma bilmez. Sandığı önlerine koysan ne yapacaklarını bilmez. Birbirlerini atar diyor. Bu kafada olan insanlar nasıl ve ne şekilde kendi kaderine tayin hakkında bağımsız veya hiç olmazsa bağımsıza yakın bir realite sunabilir. Bitmeyen savaş teorisinde dördüncü potansiyelin milliyetçilik olduğu beyan ediliyor. Fakat daha geniş ve genel bir şerh koymamız, hatta tartışmamız lazım. Buradaki en büyük çelişki, savaşı kaybedenlerin milliyetçiliğinin öne çıkartılması. Peki kazananların milliyetçiliği neden hiç incelenmiyor? Beşinci potansiyel ekonomik çatışma. Altıncı potansiyel ise hiç kuşkusuz nüfus politikaları olsa gerek. Bitmeyen yani tek savaş teorisine bazı tarihçiler antisemitizmin de olduğunu beyan ediyorlar. Fakat bu bana göre teori özelinde bir neden değil. Anlattıklarımızı toparladığımızda Temmuz 1914 ile Ağustos 1945 arası aralıklarla kezilse de tek bir savaşa delalet eden korkunç bir yıkım. Bir sonraki yayında tekrardan görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.